Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT-AYT Geometri Soru Kitabı'nda 2. bölüm 1. testini çözeceğiz. Dik üçgenle alakalı bir test. Çözümlere başlayalım. 1. sorumuzda A, 2A-1 ve 2A+1 kenarları verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Pisagor bağıntısını yapacağız. Yani 2A+1'in karesi eşittir 2A-1'in karesi artı A'nın karesi deyip işlem yapacağız. Genelde biz ne yapıyoruz? Özel üçgenleri bilip hissediyoruz. Sallamıyoruz arkadaşlar, hissediyoruz. Kenarlara bakıp yorumluyoruz. Hocam bir kenar olsa, mesela atıyorum 5 olsa 5, 12, 13'tür diyebiliriz ama hiçbir kenarda yok. Ne yapacağız? Kenarlar arasındaki farka bakıp da yorum yapabilirsiniz. Mesela şuraya baktığınız zaman, hocam 2A-1 ile 2A+1 arasında kaç fark var? 2 fark var. 2 fark olan özel üçgenleri düşüneceksin. 2 fark olan özel üçgenler ya 6, 8, 10 üçgeni ya da başka ne var? 8, 15, 17 üçgeni arkadaşlar. Bakalım 6 koyarsam 6, 8, 10 sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Peki A yerine 8 koyarsam 8, 15, 8 koyduğumda 16, 17 mi yapıyor? Evet, 8, 15, 17 sağlaması çıkıyor. Dolayısıyla buradaki işlemi de yapsan zaten A kaç çıkacaktır? 8 çıkacaktır. Cevap böylelikle Balıkesir oldu. Geldik ikinci soruya. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Burada bir burada Pisagor. Hocam bir burada Pisagor. Olay bitti. Pisagor bağıntısından şurayı buluyorsun. Sonra buradaki Pisagor'dan burayı buluyorsun. Ama ben şurada alışmanızı istiyorum. İkili dik üçgenlerde ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakılmasını da alışmanızı istiyorum. Çünkü sınavda çıkıyor karşımıza. Y kare burada neye eşittir? 4'ün karesi artı 6'nın karesine eşittir. Yukarıdakinde neye eşittir? X'in karesi artı 5'in karesine eşittir. Her ikisi de y kare eşit olduğundan bunlar birbirine eşittir. Yani 16 artı 36 eşittir x kare artı 25 olduğundan. 25 atsak öbür tarafa, 36'dan 25 çıksa 11, ikisini toplasak 27. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? X kare 27 ise x de buradan kaç geliyor? Kök 27, yani 3 kök 3 yapıyor arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Geldik 3. soruya. Hocam Pisagor bağıntısı. Yap bakayım burada Pisagor'u. Şuraya A diyecek olursak A kare neye eşittir? 4'ün karesi artı 2 kök 5'in karesine eşittir. E burada 16 artı 20'den 36 çıktı. O zaman buradan A kaç çıktı? 6. Madem 6 burası. Hocam buradaki dik üçgende 6, 8, 10 özel üçgeni. E hocam burada da ne var? 9, 12, 15 üçgeni olacağından. Dolayısıyla burada 10 artı x eşittir 15'e eşit olacak. Ve x de buradan kaça eşit oldu? 5'e eşit oldu. Üçüncü sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik dörde. Dikten dik çizilmiş. Ne var? Öklit bağıntısı var. Ne isteniyor? AC ile AB isteniyor. Ha, direkt haşı da bulabiliriz aslında. Güzel bir şey çıkıyor. Normalde direkt burayı bulan formülde var da. H kare eşittir 9 çarpı 16'dan. Yani 144 mi yaptı burası? Haşı buradan kaç buldun? 12. E hocam burası 12 çıktı. E tamam. Pisagor bağıntısından direkt çıkıyor. 9, 12, 15, 12, 16. Buradaki Pisagor'dan da burası da 20 mi çıkıyor? Evet. AC eksi BC isteniyor bizden. Yani 20 eksi AC eksi AB isteniyor. 20 eksi 15'ten cevabımız da böylelikle 5 çıkar arkadaşlar. Yani 4. soru böylelikle Akçay oldu. Geldik 5. soruya. Evet. Şekilde 90 dereceler varsa 2 konu aklımıza gelecek. Ya dik üçgen ya benzer. İlk etapta dik üçgen aklımıza gelsin. Bizden A ile E arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar. Şuradaki uzunluk. Bunu bulmak için 90 derece karşılık getirmek lazım. Nasıl getireceksiniz? Dikdörtgen oluşturarak. Dikdörtgen oluşturarak dik üçgen oluşuyor mu diye bakacaksınız. Bakın burada bir dikdörtgen oluşturduğunuzda. Hocam yukarısı 5 ise aşağısı da 5. Dikdörtgenden dolayı 90. Burası 17 ise burası da 17. Buraya ne kaldı o zaman? 15 kaldı. Yani burası 2 ya, 17 yapacağından 15 kaldı. Artık burada bir Pisagor. Şu kenar kaç çıktı? 8. 8, 15, 17 üçgeninden cevabımızda ne çıktı o zaman? 17 çıktı. Yani 5. soru Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Bir özel üçgen var mı arkadaşlar? Direkt burada var. Ne özel üçgeni bu? 8 ve 17. 8, 15, 17'den 15 çıkar burası. E hocam büyük üçgende özel üçgen var mı? 15, 20. E 3, 4, 5'in 5 katı. Ortak kattan da yapabiliriz ama 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilmenizde fayda var diyoruz. O yüzden 15, 20 ise burası direkt ne çıkar arkadaşım? 25 çıkar. Dolayısıyla 6. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. Şimdi ABC bir dik üçgen ve çevresini 30 vermiş. Hocam çevresi 30. Bizden AC x isteniyor. E madem çevresi 30, buraya ne kaldı? 18 eksi x mi kaldı? Evet.
Buraya y deyip iki bilmeyene girmeyin arkadaşlar. Pisagor. X'in karesi eşittir 18 eksi x'in karesi artı 12'nin karesi deyip işlem yapacaksınız. X'i bulacaksınız. Ama hisset kardeşim. Bu hissetmede 12 biraz tehlikeli. Aslında bütün şeyleri bildikten sonra sıkıntı yok. 12 ile ilgili ne var? Hocam 5, 12, 13 var. 9, 12, 15 var. Ya da 12, 3, 4, 5, 4 katı 12, 16, 20 var. Bakalım 5, 12, 13 mü? X yerine 13 yazarsam burası 5 sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. Dolayısıyla X'i kaç buluruz? 13 buluruz arkadaşlar. Yani 7. sorunun cevabı da böylelikle Edremit oldu. Geldik 8. soruya. 8. soruda ne yapıyoruz arkadaşlar? Hop 90 var. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman 4, 8, 1, 2 kök 5 üçgeninden direkt burası 4 kök 5 midir? Evet. E hocam artık burada da şu Pisagor bağıntısından X'in karesi 4 kök 5'in karesi eksi 4 kök 3'ün karesinden sonuca ulaşabiliriz. Ama ben öyle yapmıyorum. Nasıl yapıyordum ben? Hocam ortak çarpan varsa ki var. Ortak çarpan kaç? Hocam 4'ün kök 5 katı, 4'ün kök 3 katı, x de 4'ün karekök içinde diğerlerinin kareleri farkı. Bu hipotenüs bu dikkenar olduğundan dolayı kök 5'in karesi 5 eksi kök 3'ün karesi 3. Yani direkt cevabı 4 kök 2 diye daha hızlı bir şekilde bulurum arkadaşım. Yani kaçıncı soru? 8. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 9. soruya. Şimdi burada bize ne verilmiş? BD uzunluğu K, DC uzunluğu 2K verilmiş. BD ve DC 2K verilmiş. Ne yapacağız arkadaşlar? Ali Bey uzunluğu kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi AB uzunluğunu bulacağız. Tamam, şuraya X diyelim. Hocam X dedik, eyvallah. Ne var burada? Hocam bir burada bir Pisagor bağıntısı var. Bir de nerede var arkadaşlar? Bir de büyük üçgende Pisagor bağıntısı var. Yani şu büyük üçgende Pisagor bağıntısı var. E ne yapacağız hocam? Hisset bakalım öncelikle. Bir 5 var ya burada. Acaba burası 3'e 4 mü? O zaman burası 4 iken burası 8 oluyor. 3 ve 12'den 3 kök 17 geliyor mu? 12, 4, 10. Vallahi direkt geliyor arkadaşlar. 9. soruyu böylelikle ne bulmuş oluruz? Balıkesir bulmuş oluruz. Şans. Normalde ne yapacaksınız? Dur. Ben çıkmayacak umuduyla yazmıştım bunu ama neyse. İlk başta şöyle yapacaksınız. Normalde arkadaşlar. Hocam bir burada üçgen var bir de büyükte yani şu büyükte bir Pisagor bağıntısı var. Her ikisinde de Pisagor bağıntısı var mı? Var. Ortak olan kenarı yalnız bırakın. Yani x değil mi her ikisinde de hem bunda hem de büyükte. X'in karesi neye eşittir? Hocam 5'in karesi eksi k'nın karesine eşittir. Aynı zamanda x'in karesi neye eşittir? Büyük dik üçgendeki Pisagor'dan 3 kök 17'nin karesi eksi 3k'nın karesine eşit midir arkadaşlar? Eşittir. İşlemle k'yı bulursunuz. K'yı bulduktan sonra da X'i bulursunuz arkadaşlar. Ama ben ne yaptım? Vallahi burada 5 vardır dedim. Hissettim. Ne dedim burada? X acaba 3 mü diye baktım. Üçgen burası 4 olur. 3, 4, 5 üçgenden burası 4 iken burası 8 oldu. Sonra sağlaması oluyor mu diye bakacağım. Dikkat ederseniz bak bu uzunluk 12 oldu. Bu uzunluk 3. Hocam bu uzunluk 3'ün 1 katı. Bu uzunluk 3'ün 4 katı. Değil mi? O zaman burası da 3'ün kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı şeklinde mi oldu? 1 artı 16'dan o 3 kök 17'ye eşit oldu mu? Evet burası 3 burası 4 iken sağlandı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız da böylelikle ne çıktı? Hissettim 3 çıktı arkadaşlar. Ama hissettiğimde yerinde de yazdım sağlaması çıktı mı diye baktım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz hissetmek ama bilen insan hisseder her zaman söylüyoruz. 9. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk geldik 10. soruya. Şimdi bunları paralel vermiş. Adam bize bunu boş boşuna paralel vermez. Paralelse hemen şu paralelliği kullanalım. Bir Z kuralı var mı arkadaşlar burada? Var. Yani burası nedir? 90'dır. Hocam burada 4 ve 4 kök 3'ten dolayı burayı buluruz. Aslında burada Pisagor bağıntısından daha kolayı var. Hocam 4'e 4 kök 3. Kök 3 katı hangi özel üçgende var? 30, 60, 90 üçgende var değil mi? Ben buraya bir 30 dersem. 30'dan 60'a geçiş kök 3 kattır. O zaman burası da 60 derece midir arkadaşlar? Evet. O zaman 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı kaçtır? 8'dir. Sonra başka DE uzunluğunu 20 vermiş. Hocam 20 25 ne üçgeni 15 20 25'ten 15 çıktı. En son buradaki Pisagor'dan 8 15 17'den de cevabı da kaç buluruz? 17 buluruz. 10. sorunun cevabını böylelikle Denizli bulduk. Geldik 11'e. Aa dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Adam sana 4'ü vermiş. 4'e ait öklit bağıntısını uygula kardeşim. Şuraya A diyecek olursan 4'ün karesi A çarpı A artı 6 mı yaptı arkadaşlar? Evet. Ama şimdi burada arkadaşım ne yapacaksın? Çarpanları ayırma yöntemiyle de yapabilirsin ama gerek var mı? Bence gerek yok. Niye? Hisset kardeşim.
16 neyle neyin çarpımı? 2 ile 8'in. Hocam 2 koyarsam burası 8 oluyor mu? Oluyor. Yani sen buradan A'yı kaç buldun? 2 buldun. A yerine 2'yi yaz. Sonra benden X isteniyor. Hocam X'e ait de Öklit bağıntısı yaparım. Olay biter. Ya da hocam 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2 oldu deyip buraya 30 deyip burası 60 oldu. Burası da 30 oldu diyebilirsin. 60'ın karşısı 6 ise ya da büyük üçgende de büyük 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı direkt 4 kök 3 diyebilirsin. Ya da aklına gelmedi mesela bu. Ne yaparsın? Hocam X isteniyor bizden. Dikten dik çizmiş Öklit. Bu çarpı tamamı değil midir? Sağ tarafta sağa dayalı. X'in karesi de 6 çarpı tamamı 8. 48. Yani X de buradan kök 48. 16 çarpı 3 olduğundan 16 dışarıya 4 diye çıkar. Cevabımız da 4 kök 3 çıkar arkadaşlar. Yani 11. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Ve geldik 12. soruya. Yani test 1'in son sorusuna. ABC ve ABD üçgenleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri vererek Fatma'ya bir soru sormuştur. Evet, Ayşe bir soru sormuş. ABC üçgeninde D eleman BC. Hemen bir ABC üçgeni çizelim arkadaşlar. Rastgele bir ABC üçgeni çizdim. Nasıl olduğunu şu an bilmiyorum. Ben de rastgele çizdim. A, B, C. Sonra D eleman BC diyor. Şuradan rastgele bir D noktası aldım. AB ile AC dik diyor. Şurası 90 derece diyor. AB ile AD birbirine eşit diyor. AB ile AD birbirine eşit diyor. O zaman D noktası şuralarda bir yerlerde arkadaşlar. Hop şöyle çizdiğimiz zaman AB ile AD birbirine eşit diyor. Sonra BD uzunluğunu 6 vermiş. AC uzunluğunu 6 kök 5 vermiş. Sonra ABC üçgenin alanı ne kadardır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Bir kere ikizkenar var, tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Hocam tabanına ait yüksekliği çizer. E tamam, tabanına ait yüksekliği çizdin. Ne yaptı tabana ait yükseklik? 3, 3 diye iki eş parçaya böldüm, böldü. Sonra ne yaparsın burada? E hocam Pisagor bağıntısı yapalım diyeceğim ama Pisagorluk bir yer yok. Bak dikten dik çizilmiş. Öklit bağıntısı var mı? Var. Öklit'i uygula o zaman. Yani 6 kök 5 verilmişse 6 kök 5'e ait Öklit bağıntısı. Dikin olduğu yere kadar geleceğim için şu çarpı tamamı değil midir arkadaşlar? Evet. Bakın şuraya A dersem A artı 3 çarpı A artı 6 işlem kalabalığı olacak. Bence şuraya kadar kısma A diyeyim. Şuraya kadar kısma A diyeyim. Tamam da A artı 3 yaptı. 6 kök 5'in karesi eşittir A çarpı A artı 3. Şimdi burası kaç yaptı? Çarpanları ayırma yöntemiyle de bulmak istemiyorum ama burası kaç? 180. A çarpı A artı 3. 12 çarpı 15 tutuyor mu? Evet. A'yı direkt 12 buluruz. Buradan arkadaşlar 12 çarpı 15. Allah'tan yine bildiğimiz yerden geldi. A'yı 12 bulduk. A'yı 12 bulduysan hocam A 12 ise tamamı. O zaman buraya ne kaldı? 9 kaldı. Bak burası 12. Burası 6 kök 5. Hani şuradaki Pisagor'da Öklit uyguladık artık. Şuradaki Pisagor'da da hocam 12 var. 6 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgene geldi ya aklımıza. Küçük olanın kök 5 katı olacaktır hocam. Burası 6 ise bak küçük olanın kök 5 katı. Burada da 6 iken burası 12 oldu mu? Oldu. 1 2 kök 5 üçgeni de bilmenin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Yoksa hocam h kare eşittir 3 çarpı 12'den de yapabilirsiniz. O da sıkıntı değil. Doğru, oradan daha kolay. Oradan niye yapmadıysak. Şuraya da h diyelim. H kare eşittir 3 çarpı 12'den. H buradan kaç çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. O zaman burası 6 ise ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam ABC üçgenin alanı bir dik üçgen. Dik kenarlar çarpımından gidebilirsiniz. Ya da taban belli mi? Belli. Yükseklik belli mi? Belli. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den de gidebilirsiniz. Ben şuraya yazıyorum. Alan dediğim şey tabanımız kaç? 12, 3 daha 15. 15 çarpı yüksekliğimiz 6 bölü 2. Yani kaç yapıyor o zaman cevabımız? 45 yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla 12. sorunun cevabı da böylelikle Edremit oldu. Ve ilk testimi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde yani ikinci testin çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.